Kanalıma hoş geldiniz. Bugün YT Stüdyo'yu yükleme ve oradan neler yapabildiğimizi anlatacağım. Bu konuda bayağı eksiklik var. Zorlanan arkadaşlarımız var. Ben de iyice incelemeden önce birçok şeyi bilgisayardan yapmaya çalışıyordum. Öncelikle Play Store'den uygulamaya indireceğim. Uygulamaya indirmek için ben öncelikle uygulamalara giriyorum. Ve daha önce yüklediğim için ben kitaplıktan bakacağım. Şu an yok. Ama siz aratarak da bulabilirsiniz. Benim kitaplıktan mevcut olduğu için daha önce yükledikleriniz kitaplıkta bulunuyor. Yüklü olanları şuradan bakıyorsunuz. Zaten var olan yüklü uygulamalar kitaplıktan bakarak daha önce bu telefona yüklenmiş olanlar burada görebiliyoruz. Ben de daha önce yüklediğim çocuklar oyunlar yüklemişler. Belli uygulamalar var. Bu Y stüdyoyu şu işaretli olanı YouTube Studio'yu yüklüyorum. Yükle yapıyorum. Ve bu yükleyecektir. Biraz zaman alır, birkaç saniye. Telefonun niteliğine göre değişiyor. Hızlıysa çabucak yükler tabii ki. İnternet hızına göre de değişiyor. Çok zaman almıyor ne olursa olsun. Bu şekilde ben bunu yüklemiş oldum. Şimdi bakacağım nereye geldiğine. Evet, şuraya geldi. Bu uygulamadan neler yapabileceğimizi göstereceğim burada. Benim bu hesapta, bu telefonda benim ana hesabım bilgi evim olduğu için oradan giriş yaptı. Burada videolarımızı ayarlarken yapabileceklerimiz var. Önce bundan göstereceğim. En son yüklediğim videodan bakıyorum. Üstünü tıklıyoruz. Burada kalem işaretini tıklıyoruz. Kalem işaretinden burada istediğimiz isim değişikliğini, etiketi, mesela etiket yapmamışım. Burada etiketleri yapabiliyoruz. Ben bunda fazla zaman harcayamıyorum. Bu şekilde buradaki başlıklara bakarak hepsini yapabilirsiniz. Kitleyi seçin diyor. Mesela bunlar bile yapmamışım. Seçili değil. Bunu seçim çocuklara özel midir, değil midir sorusunun cevabını vermemişim. Ben değildir olarak işaretliyorum çünkü bu çocuk kanalı değil. Bunu bir kere işaretlediğin zaman daha sonra sormuyor zaten. Bu şekilde temel bilgilerde gelişmiş ayarlar var. Burada da kimden yorum almak istiyorsunuz, yorum almak sınırlandırmaları yapıyorsunuz. Bunları bir başka zaman tekrar başka bir videoda anlatırım. Benim şu an bu para kazanmaya açık olmadığı için burada para kazanma ile ilgili bir şey yok. Bunu kaydedip çıkıyorum. Kaydetmiş oldum ve buradan geri giderek benim Mekiko kanalıma geçiş yapacağım. Buraya basıyorsunuz. Profil resmine, sağdaki profil resmine bastıktan sonra burada isim yazan, bilgi evim yazan veya sizin ne yazıyor orada basıyorsunuz. Burada telefonda kayıtlı olan bütün YouTube veya e-postaları gösteriyor. Benim burada Yunus Emre diye oğlumun kanalı da var. Onu da göstermiş oluyor. Ben Mekiko'ya geçiş yapıyorum. Ve burada Mekiko kanalımdan para kazanmayla bu arada paramı da göstermiş olayım. 24 dolar ayda şu an kazanmış oldum. Videolarım çok izlenmediği için çok bir gelirim yok. Ama ben hamdolsun şükür olsun diyorum. Daha çok artacağını düşünüyorum. Geçen sene yaptığım videoda
Geçen sene yaptığım videoda yine böyle bu uygulamayla ilgili yaptığın videoda 5 dolarım vardı. Şimdi 20 doları geçmiş. Şükrolsun. Umarım ileride daha çok dolarlarım olur. Şimdi en son yüklediğim videoyla bu para kazanma ayarları buradan nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Bu videomu tıkladıktan sonra yine kalem işaretine basıyoruz. Kalem işaretine bastığımızda diğer kanalda para kazanma aktif olmadığı için görünmüyordu. Bu kanalda para kazanma aktif ve buraya basıyoruz. Buraya bastığımızda bize böyle bir seçenekler veriyor. Bunun hepsini bu normalde bu şekilde kapalı oluyor. İlk yüklediğinizde ben burayı açmıştım. Yine böyle mavi olması gerekiyor. Açık olması için bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra yine bunda da gelişmiş ayarlar var. Ben orayı ellemiyorum. Yaptığım zaten daha önceden ayarlarım o şekilde duruyor. Nasıl yapılır ve stildeydi eğitime çevirdim bu kanalımın kategorisini. Bütün yorumlara izin veriyorum. Ben kendim denetlerim diye bu şekilde ve kaydet diyerek çıkıyoruz buradan. Ben bir şey değiştirmediğim için sil yapıyorum. Değiştirmek istemiyorum. Bu konuda yine yapabileceğiniz farklı şeyler var. Hani bakmak istediğimiz şurada bu şekilde biraz aşağıya indiğimizde bu gösterdiği analizlerin teferruatını görmek için basıyoruz bu şekilde. Ne kadar izlendiğini gösteriyor, dakikasını gösteriyor. Bu şekilde ama bu tek videonun dakikasını ve analizlerini gösteriyor. Oynatma listesinden doğrudan veya bilinmeyen buradan tekrar sağa kaydırarak diğer bölümleri de görebiliyoruz. En azından nasıl bakıldığını söyleyerek siz daha teferruatlı hani bu videom daha çok Google'den arandığında bulunmuş. Harici olarak oradan izlenmiş, aramalardan izlenmiş. Çok izlenmemiş ama yine de izlendiği kadar da aramalardan izlenmiş. Bu şekilde bu videoların sağ kaydırarak bakabiliyoruz. Bir de geneline bakabiliyoruz. Bu şekilde geriye gidiyoruz. İlk girdiğimiz sayfada şuraya basıyoruz. Daha fazla ayrıntıyı göstereyi basıyoruz. Buradan gerçek zamanlı görüntüleme benim 3000'lerde kalıyor. Daha çok yükselemedi. Zaten yükselse paraya yansıyacaktı. Bunlar da analizler yine bu şekilde. Burada saatine bakmak isteyenler için bu 28 günlük 90.000 saat 90.000 dakika izlendi. Bunu şuradan saate bakmak için 360 son 365 günü yaparak ne kadar dakika izlendiğine bakabiliyoruz. Son 365 günde 1 milyon izlenmiş. 1 milyon dakika izlenmiş. Yani sizin burada 250 bin olduğu zaman saatiniz 240 bin olduğu zaman saatiniz dolmuş oluyor. Bunu dakikaya da çevirme diğer burada bilmiyorum ayarını. Bu şekilde benim gerçek zamanlıya çevirelim. Dakikaya bakmak, saate bakmak da buradan yapıyoruz. Dakikamızı çevirebiliriz. Bak abonelerim geri çıktığını gösteriyor ama tekrar geliyorlar. Bu şekilde gösterim benim 500 bin toplu kanal olarak 500 bin gösterim yapmış. Yani zaten gösterdiği 500 bin ve haliyle 500 bin izlenim yapacak durum yok. Genelde benim aramalarım YouTube aramalardan ve hariciden yani Google'den
Evet, bu video bu şekilde sonlandırıyorum. Eğer bu tür bilgileri istiyorsanız beğenilerinizi, yorumlarınızı bırakın. Hangi konuda video çekmemi istiyorsanız o konularda yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.